Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Aralık 2017 Çarşamba sevgili izleyiciler. Evet, 2017'nin artık bitimine çok az bir süre kaldı. Ve 2018'den herkesin ümidi, beklentisi var. Elbette 2018 sağlık, huzur ve mutluluk vermesi dileğiyle, bol kazanç vermesi dileğiyle gelsin istiyoruz. Evet, Kastamonu'da yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi Akvim TV Fark ile sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Dün Daday ilçemizdeydik ve Daday Belediye Başkanımız Sayın Hasan Fehmi Taş'la bir röportaj gerçekleştirdik. Ve 2017 yılında Daday'da neler yaşandı, işte bunu masaya yatırdık ve bu konuyu konuştuk. Bu programı da Kastamonu İnternet Televizyonu Akvim TV sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 Ocak'ta il kongresi gerçekleştirilecek ve il başkanlığı belirlenecek. Şu an 3 aday bunun için yarışıyor ve ilçelerdeki CHP'li yetkililerle bir araya geliyorlar. Muzaffer Bıyıklı mevcut başkan Hasan Baltacı yine aday olduğunu açıklamıştı ve daha önce Eczacı Odaları Başkanlığı'nı yürüten Ayşenur Özden de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Ve bu konuyla ilgili olarak da şu anda her 3 aday da ilçelerde delegelerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu haberle başlamış olduk bugün bültene. Evet, Gündem 37 gazetesiyle başlayacağız. Bakalım Kastamonu'da hangi gelişmeler var, başlıklara yansıyan haberler nasıl? Evet, Kırmızı Siyahlı Camia'dan Altaylı'ya tepki, Babaş özür dilemeye davet ediyorum demiş. Fatih Altaylı katıldığı programda konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmuş ve Kastamonu Spor Camiası'nı üzen açıklamaya Kastamonu Spor Başkanı Metehan Babaş üzüldüklerini ifade etmiş ve özür dilemeye davet ediyor demiş. Fenerbahçe Kastamonu Spor gibi oynuyor, oynamamalı şeklinde bir açıklamada bulunmuş Fatih Altaylı. Buna da hemen spor camiasından tepki gelmiş. Evet, su kuyusuna düşen köpeği işçiler kurtardı. Daday'da başıboş sokak köpeği düştüğü su kuyusundan işçiler yardımı sayesinde kurtarıldı. Su kuyusundan çıkartılan yaralı köpeğin durumunu gören işçiler durumu Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerine bildirdi deniliyor. Otomobil tarlaya yuvarlanan 4 kişi yaralandı. İyidir köyünde buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada ise 4 kişi yaralandı. Yaralıların isimleriyle ilgili bilgi Melek Gültekin, Arif A ve Ömer A içerisinde sıkıştı. Ramazan Gültekin de yaralananlar arasında ve 112 acil servis ekipleri müdahale etti ve acilen hastaneye götürdüler. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet, Gündem 37 gazetesinin ana manşetten verdiği habere bakalım. Şeker İş Sendikası İl Başkanı Ali Çufadaroğlu, şeker kurumunun kapatılması Amerika ve İsrail'e mükafat. Şeker İş Sendikası İl Başkanı Ali Çufadaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun hükmünde kararnameyle şeker kurumunun kapatılmasını Amerika ve İsrail'e mükafat, halkın sağlığına ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Her şeye rağmen yangını söndürdüler. Dün Honsalar Mahallesi'nde 3 katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri bir yandan dar sokaklarda gelişigüzel çekilen araçlarla uğraşırken öte yandan da vatandaşların tepkilerine maruz kaldı. Hizmet İşi İl Başkanı Mustafa Çağlı, çalışmalarımızı kadroyla taçlandırdık demiş. Kastexpo bugün kapılarını açıyor. Saat 14'te başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Kastamonu'ndaki önemli iş dünyasındaki temsilciler bu fuarda buluşuyor. Başkan Babaş, üniversitede gençlerle buluştu denilmiş. Yine taşerona kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak. Ukrayna'da Türkoloji ve Türklerin durumu ile ilgili bir açıklama var. Yine Kuska'dan ahşap firmalarına fuar desteği var. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde müteşebbis heyeti toplandı deniliyor. Evet, yine SGK ödemeleri ile ilgili bir bilgi paylaşılmıştı dün. SGK ödemelerinde de 2 Ocak son tarih sevgili izleyiciler. Ödemelerinizi yapın diyor kurum. Kastamonu Gazetesi'ne bakalım. Kastamonu Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında FETÖ-PDE davalarında karar eski öğretmene 15 yıl, iki öğretmene ise beraat kararı çıkmış. Mehmet Akif'i anıyoruz. İstiklal Marşımızın şairi, Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'da verdiği vaazlarla milli mücadeleye çok önemli desteklerde bulunan Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yıl dönümünde yine rahmetle ve minnetle ve şükranla anılıyor.
Evet, bu cildeden bir Nesrin Şahin geçti. Murat Karasalihoğlu'nun kaleminde bugün Kastamonu Gazetesi'nin ikinci sayfasında yer alıyor bu haberde. Evet, Hizmet İşten Kadro Teşekkürü Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı denilmiş. Yine alt işveren işçilerinin kadro süreci böyle işleyecek. Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak deniliyor. Mustafa Afacan köşe yazısında Tunceli yatırım aldı, Kastamonu unutuldu denilmiş. Yine şeker işten kurum kapama kararına tepki var. Kastamonu iş dünyasının gövde gösterisi Kastexpo kapılarını açıyor ana manşetten verilen haber. Muzaffer Ertaş toprağa verildi. Ülkücü hareketin liderlerinden merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in ve merhum Mehmet Feyz Efendi'nin yakın arkadaşlarından olan ilahiyatçı, yazar, aynı zamanda Alperen Muzaffer Ertaş dün son yolculuğuna uğurlandı. Çok kalabalıktı sevgili izleyiciler. Gümüşlüce Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet, halk eğitimde muhtarlar toplantısı bugün saat 10'da gerçekleştirilecek. Vali yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında yapılacak bu toplantı. Yarım asırlık binaya veda denilmiş. 1966-67 döneminden bu tarafa Kastamonu'ya hizmet vermekte olan Merkez Ortaokulu binasının yıkım çalışmalarına başlanmış oldu ve böylelikle bu bina yıkılacak, yerine yeni, daha modern, daha güzel bir bina yapılacak ve tüm okulların 2020 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Bununla ilgili olarak da İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu önceki gün gazetelere bir demeç vermişti. Kuskadan ahşap firmalarına fuar desteği deniliyor. İyi Parti'den de belediye başkanı ve valiliğe bir ziyaret gerçekleşmiş. Evet, fuhuş operasyonunda ise 4 kişi tutuklandı deniliyor. Adliyeye sevk edilmiş. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'le ilgili bir haber var. Tavan fiyata evet, zamlara hayır deniliyor. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı ve 2018'de yoğun çalışmalar yapılacak. Ve Doğru Söz Gazetesi'ne bakalım. Arama çalışmaları kar altında devam ediyor. Yaklaşık olarak 29 Kasım'dan bu tarafa 5 kişilik Çatalaoğlu ailesini arama çalışmaları sürdürüyor. Şu anda 15-20 santimetrelik bir kar var bölgede ve 30 kilometrelik geniş bir alanda güvenlik güçleri aramalarını sürdürüyor, devam ediyor çalışmalar. Ana manşetten verilen haber, tarihi bir adım. Hizmet İşi İl Başkanı Mustafa Çağlı Taşeron düzenlemesini değerlendirmiş. Yine FETÖ'nün adliye imamına 15 yıl, FETÖ-PDY'den yargılanan doktor tahliye edildi. Öğretmen çift beraat etti deniliyor. Yine Kastexpo bugün açılıyor. Mehmet Akif'i rahmetle anıyoruz demiş gazete. Muzaffer Ertaş son yolculuğuna uğurlandı denilmiş. Evet, yine Nasrullah Gazetesi'nde de sürmanşetten, ana manşetten verilen haberler aynı. Ana manşete bakalım. Şeker işten kapatma tepkisi var. Başkan Ali Çufadoroğlu, şeker kurumunun kapatılması tatlandırıcı firmalarına, Amerika ve İsrail'e mükafat, ülkemiz sağlığına ise ağır bir darbedir demiş. Kastexpo bugün başlıyor. Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı. Küçük Şabanoğlu, bir ve beraber olmalıyız demiş. Halk toplantısı bugün Halk Eğitim Merkezi'nde. FETÖ'den ilk beraat kararı çıktı. 2 katlı binada yangın meydana geldi Fonsalar Mahallesi'nde. Açık Söz Gazetesi'ne bakalım. Ana manşetten verilen haber, cari açığımız 30 milyon dolar denilmiş. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında toplam 112 milyon dolarlık ihracata karşılık 142 milyon dolarlık ithalat yapan Kastamonu'nun cari açığı 30 milyon dolar oldu. Bu yıl gerçekleşen ihracatın da %80 artış başarısına ulaşan Kastamonu geçen yıla oranla 70 milyon dolar fazla ihracata imza attı. 2016 yılı ihracat rakamlarına bakıldığında ise toplamda 44 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat bu yılın ilk 9 ayı baz alındığında 112 milyon doları yakaladı. Bu rakam 2015 yılında 43 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2017 yılı Mart ayında 34 milyon dolarlık metal cevherleri, cüruf ve kül ihracatının etki ettiği bu gelişme yıllık bazda toplamda 76 milyon dolarlık bir girdi sağladı. Kastamonu'nun ithalat rakamları içinde en dikkat çeken kalem ise canlı hayvan faslı oldu. 2017 yılı ilk 9 ayı verilerine göre toplam 2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi deniyor. Bu kadar dolarlarla bahsediyor gazete ama Kasım ayından bu tarafa da Kastamonu merkez ve Türkiye genelinde bir biliyorsunuz ekonomik kriz söz konusu. Bunu da hep birlikte yaşıyoruz.
Fuhuş operasyonu 4 kişi tutuklandı denilmiş. Yine 4 kişi yaralandı. Honsalar'da yangın, Kuska'dan fuar desteği. Bugün muhtarlar toplantısı gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bizlere olan güven gücümüze güç katıyor demiş. Yine eski öğretmene 15 yıl hapis cezası verilmiş. Açılışı Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu yapacak. Kastik Expo'da bugün açılış günü. Onu da sizlerle paylaşmıştık gazeteler aracılığıyla. Evet, Tosya'ya uzanalım bakalım. Tosya'daki Açık Söz gazetesi hangi haberleri paylaşmış? İlk sürmanşetten verilen haber, Bekir Bozdağ'dan sivile yargı muafiyetine ilişkin bir açıklama gelmiş. Yine Başkan Şahin Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu deniliyor. Jandarmanın operasyon yağcılığın sonuna getirdi. Dolandırıcılara jandarma geçit vermedi. D100 karayolunun kullanarak ilçemizden geçmeye çalışan dolandırıcılara jandarma ekipleri geçit vermemiş. Tosya basınından ilçe sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti var. Taşeron'a kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren başlayacak. Yine kredi kartlarının kapatılmasına sayılı günler kaldı deniliyor. Belediye cadde ve sokaklarda yenileme çalışması yapıyormuş Tosya'da. Yine yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı bilgisi bu gazetemizde de yer alıyor. Evet, Tosya'da yayın yapan Günün aynı zamanda son gazetesi Tosya Haber 37 gazetesinin bugünkü başlıklarına bakalım. 7 emindeki araçların çürümeyi terk edildiği yönünde bir haber paylaşmış gazete. Yine devletin şefkatli eli birinci yılı tamam. Evet, 26 Aralık 2016 tarihinde ilçede göreve başlayan Kaymakam Deniz Pişkin görev yılının birinci yılını doldurdu ve gerçekten çok aktif, hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kendisi aynı zamanda medyayla da uğraşmış bir kaymakam. Evet, devlete hizmet etme noktasında da güzel çalışmalara imza attı diye düşünüyoruz. Kastamonu'ya geldiğinde de yine stüdyomuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Kendisine buradan bu şekilde tekrar seslenelim. Evet, park isyanını protesto yol kestiler deniyor. Tosya'da bazı esnafların dükkanlarının önüne koyduğu eşyalar dün vatandaşları çileden çıkarttı denilmiş. Yine Kazım Şahin Marcos'un evi için Ankara'ya gitmiş. Güvenlik güçleri 24 saat yolu takip ediyor. Ve Kastexpo, Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı 27-30 Aralık tarihlerinde kapılarını açacak ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. İş dünyası bu toplantıyla bir araya gelmiş olacak. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.